Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine türev konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda karma test 3'ü çözeceğiz. İlk soru fx fonksiyonu her x elemanı reel sayılar için türevlidir. Buna göre A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi fx fonksiyonu mutlak değer içerisinde vermiş. Şöyle desek mesela şöyle bir grafiğimiz olsa kolları mesela burada x karenin katsayısı mesela pozitif demiş. Fark etmez aslında kollar yukarıya doğru da olsa aşağıya doğru da olsa. Mesela bu şekilde x ekseni iki noktada kesmiş olsa mutlak değer olduğu için biz mutlak değeri şöyle diyorduk. X eksenin altında kalan kısmın direkt x eksene göre simetrisini alıyorduk. Ve grafik normal x eksenin üstündeki kısımlar aynı geliyordu. Burada ise direkt simetrisini alıyorduk. Ve buradaki noktalar kırılma noktaları olduğu için bu noktalarda türev olmuyordu. Her x için türevli olsun dediği için bu şekilde yani iki noktasının burada x ekseni iki noktada kesmesi mümkün değil. Ama şöyle gelseydi mesela bu parabol x ekseni hiç kesmiyor olsaydı mutlağını alsak da yine x eksenin altında kalmadığı için mutlak değer grafiği de yine aynı şekilde bu olurdu. Dolayısıyla her x için yine türevli gelirdi. Veya şöyle gelseydi mesela x ekseni teğet olmuş olsaydı sonuç olarak yine x eksenin altında kalmadığı için yine bir burada yukarıya doğru simetrisini almayacaktık ve bir kırılma noktası gelmeyecekti. O zaman bu şekilde veya bu şekilde olacak. Bu ne demek? Fonksiyon burada x ekseni hiç kesmemiş. Burada da teğet olmuş x ekseni. Bunu da biz diskriminantla yorumluyorduk. Eğer diskriminant sıfırdan küçük ise x ekseni kesmiyordu. Diskriminant sıfıra eşit ise teğet oluyordu. Ve buradaki duruma uyuyor. Bu durumu sağlıyor. O yüzden de diskriminant sıfırdan küçük ya da içerideki ifade için diskriminantı sıfırdan küçük ya da eşit ise her x elemanı için sürekli olur. İçerideki ifadenin o zaman fonksiyonumuzun türevi buradaki deltasını sıfırdan küçük eşit olmasını sağlayalım. Kuralımız da şöyleydi. B kare eksi 4ac. B değeri burada x'in katsayısı a eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1. C değerimiz de 4. Küçük eşittir 0 dedik. Buradan a kare şöyle yazalım. A kare eksi 2a artı 1 eksi 16. A kare eksi 2a eksi 15 küçük eşittir 0 geldi. Çarpanlarını ayırırsak eksi 5 artı 3 şeklinde ayırabiliriz. A'ya A. O zaman A eksi 5 artı 3 olduğu için köklerimiz buradan 5 ve eksi 3 geldi. Şimdi sıfırdan burada küçük olmasını istiyoruz. Şöyle yapalım. Tablo oluşturalım. Eksi 3 ve 5 kökleri için. Burada karenin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başladı. Eksi artı geldi. Biz sıfırdan küçük olmasını istiyoruz dedik. O zaman negatif tarafı taradık. Ve eksi 3 ile 5 aralığı dahillik de olduğu için eksi 3 ile 5 aralığı da dahil olmuş oldu. Eksi 3 ve 5 de A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Bu aralıktaki değerlerimiz eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Eksi 3'ten 3'e kadar olan bütün değerler birbirini götürdü. Toplamları sadece 4 ve 5 kaldı. Bunların da toplamından cevabımız 9 oldu. İkinci soruda AB elemanında reel sayılar için fx fonksiyonu verilmiş. Gx fonksiyonu x0'dan büyük için bu şekilde x0'dan küçük için ise fx şeklinde verilmiş. Gx fonksiyonu her x için sürekli olduğuna göre. Bu ne demektir? Sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit ve hatta sıfır noktasındaki değerinde eşit olması lazım. Şimdi fonksiyonumuz sıfırdan büyük ise buradaki f türev x demiş. Fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman 2x eksi a geldi. Bu eşit olmalı fx fonksiyonuna. Fx fonksiyonuna kendisini yazalım. X kare eksi ax artı b oldu. Sıfır noktasındaki limitimizden bahsettiğimiz için x yerine de burada 0 yazalım. 0 yazdık eksi a, 0 yazdık gitti. B değeri eksi a'ya eşit oldu. Burada karşı tarafa da atabilirim. A ile b'nin toplamı da 0 da diyebiliriz. Şimdi bize f eksi 1 değerini sormuş. Fonksiyonda fx fonksiyonu x yerine eksi 1 yazarsak f eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesinden 1. X yerine eksi 1 yazdım artı a geldi artı b ifadesini bize sormuş. Zaten biz a ile b'nin toplamını 0 bulduk. 1 artı 0'dan da cevabımız 1 geldi. Üçüncü soruda gerçek sayılar kümesi tanımlı f fonksiyonu her x için eşitsizliği tanımlanıyor. Buna göre bu fonksiyona üzerindeki 3'e 7 noktasından çizilen t 4'e eksi 3 noktasından geçtiğine göre f türevi 3 kaçtır? Şimdi bize verilen fonksiyonu şöyle yorumlayalım. Mutlak fx vermiş. Fx'in de biz eksi 6 ile eksi 1 arasında olduğu için negatif değerli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla mutlak değerden dışarıya çıkarken eksi ile çarpılarak çıkacak ve eksi fx eksi fx gelecek. Yani fonksiyonumuz eksi 2 fx oldu. Bu fonksiyonu üzerindeki 3'e 7 noktasından çizilen teğet demiş. Mesela şöyle bir eğri olsun bu fonksiyon. 3'e 7 noktasından çizilen teğet de burası olsun.
Bu teğet aynı zamanda 4'e eksi 3 noktasından geçiyormuş. O noktada mesela şurada olsun. 4'e eksi 3 noktasından geçiyor. F türev 3'ü sormuş bize. Şimdi biz bu teğetin f türev 3'ü sorduğuna göre bu fonksiyonun türevini alacağım. Eksi 2 çarpı f türev x geldi. Yani 3 noktasındaki bu teğetin aslında eğimini bulmamız lazım. Burası eksi 2 çarpı f türev 3 noktasındaki teğetin eğimi buradaki değerimiz. Bu doğrunun eğimini bulduğumuz zaman buna eşit olacak. Bu doğruya da şöyle diyelim, y eşittir mx artı n şeklinde olsun. Şimdi bu doğru 3'e 7 noktasından geçtiğine göre y'si 7, x'i 3 gelecek. 3m artı n. Aynı şekilde 4'e eksi 3 noktasından geçtiğine göre x'i 4, 4m artı n aynı zamanda eksi 3'e eşitmiş. Burasını eksiyle çarpsam n'ler gidecek. Eksi m eşittir 10, m değerimizde eksi 10 geldi. N değerimizi bulmamıza gerek yok çünkü bize direkt eğim lazım. Y eşittir eksi 10x artı n şeklinde n'i de istersek bulabiliriz. Sonuç olarak bu eğrinin 3 noktasındaki eğimi, yani buradaki teğeti eksi 10 geldi. X'in katsayısı eğim. Bizim eğimimizde burada türevini aldık. 3 noktasındaki eğim eksi 10'a eşit olmalıymış. Buradan da f türev 3'ü bulacağım. Eksi 2 f türev 3 eksi 10'a eşitse sadeleştirdiğimiz zaman da f türev 3 değerimiz buradan 5'e eşit oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Fx fonksiyonu vermiş bize. Fx ve f türev x fonksiyonları birbirine teğet olduğuna göre b'nin pozitif değeri nedir? Şimdi fx fonksiyonumuz zaten yazıyor. F türev x fonksiyonunu bulalım. 2x artı b gelecek. Birbirine teğet olduğuna göre ben bu iki fonksiyonu öncelikle birbirlerine eşitleyeceğim. X kare artı bx artı 10 eşittir 2x artı b. Daha sonra bunları karşı tarafa alacağım ve ortak çözüm yapıyorum şu an. Karşı tarafa aldım. X kare artı 2 eksi 2 olacak. Yani b eksi 2x artı 10 eksi b eşittir 0. Birbirine teğet olması için diskriminantlarının 0'a, yani buradaki ortak çözümün diskriminantına 0'a eşit olması gerekiyor. Teğet olduğundan dolayı. Hemen diskriminantını bulalım. Burada x'in katsayısının karesi diyorduk. Yani b eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a'sı 1, c'si de 10 eksi b geldi. 0'a eşit olacak. Burasını düzenleyelim. B eksi 2'nin karesini aldık. B kare eksi 4b artı 4. Burada da eksi 4'ü içeriye dağıttığımız zaman eksi 40 artı 4b eşittir 0. 4b ile eksi 4b gitti. B kare burası eksi 36 eşittir 0. B kare eşittir 36. B değerimiz de 6 ve eksi 6 oldu. B'nin pozitif değerini istediği için de cevabımız 6 geldi. Beşinci soruda koordinat sisteminde parabolün x eksenini kestiği noktaların birinden parabole d teğeti çiziliyor. Buna göre alan kaç birim karedir? Şimdi burasını 0'a eşitlediğim zaman x parantezin x artı 4 eşittir 0'dan kökler 0 ve eksi 4 geldi. 0'dan ve eksi 4'ten geçiyor. Şimdi buradaki doğrunun bu y ekseni kestiği noktayı da bulmamız lazım ki alanı bulabilelim. Bunun için de bizim doğrunun eğimine ihtiyacımız var. Şöyle desek, bu eğri sonuçta eksi 4 noktasında teğet olduğuna göre buradaki doğruya türevini alıp 2x artı 4, x yerine eksi 4 yazdığımız zaman bu doğrunun eğimini bulmuş olacağım. Eksi 8 artı 4'ten de eğim eksi 4 geldi. Şimdi ben buradaki açımızı şöyle alfa desem, ters açılardan burası da alfa. Tanjant alfaya aldığımız zaman karşı bölü komşu gelecek. Burası da mesela k dersem karşısı k, komşusu da 4 birim. Buradaki değerimiz, buradaki doğru sol tarafa yatık olduğu için de eğim eksi gelecek. Yani eksi k bölü 4, eksi 4'e eşit. Buradan da k değerimiz 16 geldi. Yani burası 16 birim uzunlukta. Dolayısıyla buradaki noktamız da eksi 16 geldi. Taralı alanı sormuş. Kısa kenar 4 birim, uzun kenar 16 birim bölü 2. Buradan da cevabımız 32 birim kare oldu. 6. soru, hacmi 72 cm küp olan üstü açık bir silindirin yüzey alanının en küçük olması için yüksekliği yarıçapının kaç katı olmalı? Şimdi hacmine baktığımız zaman yarıçapı r ise yüksekliğini haşlarsak 1 r kare çarpı h bize hacmini verecek. Daha sonra yüzey alanı demiş. Şimdi şöyle diyelim, yine aynı şekilde silindirimizi hesapladığımız zaman yüzey alanı ve üstü açık dediği için buradaki alan pi r kare. Yüzey alanı ise 2 pi r çarpı h gelecek. Bunların toplamının en küçük olması için demiş. Pi r kare artı 2 pi r h geldi. Şimdi bunu tek bir değişkene çevirelim. Mesela buradaki ifadeyi kullanarak h ifadesini çekersem h değerimiz 72 bölü pi r kare olacak. Buradaki h yerine onu yazalım. Pi r kare artı 2 pi çarpı r çarpı. Burada h yerine 72 bölü pi r kare yazdık. Pi'ler sadeleşti, r'ler sadeleşti. Geriye pi r kare artı 2 bölü. Buradan da en son buradaki 72'miz de kalmıştı. 144 kaldı. 144 pi'ler gitti. 144 bölü r oldu. Şimdi bunun en küçük olması için bu ifade artık r'ye bağlı bir fonksiyon oldu.
Bu ifadenin r'ye göre türevini alıp 0'a eşitleyeceğim. Buradan türevini aldım 2pi r. Türevini aldık eksi 144 bölü r kare eşittir 0 geldi. Karşı tarafa alalım 2pi r eşittir 144 bölü r kare. Buradan 72 geldi. Pi çarpı r küp 72'ye eşit. Şimdi yüksekliği yarıçapının kaç katı olmalıdır demiş. Şimdi bu iki ifadede yükseklik ve yarıçapı elde etmeye çalışalım. Mesela ben burada pi çarpı pi bölü r kare demiş. Bunu şöyle yazsak pi çarpı r kare çarpı r desem bu 72'ye eşit. Pi r kareyi buradan çekersek eğer 72 bölü r gelecek. Buradaki ifadede h eşittir 72 bölü. Pi r kare yazıyor paydada. Pi r kare yerine de artık 72 bölü r yazacağım. Ters çevirip çarptığımız zaman h burada r'ye eşit oldu. Yani yüksekliği yarıçapın kaç katıdır dediği için 1 katıdır diyoruz. 7. soruda aşağıda bir yuvarlak masa gösterilmiştir. Masanın daire biçimindeki yüzeyinin çevresine bant çekmenin maliyeti her 1 metre uzunluk için 2 TL. Masanın yüzeyini boyama maliyeti ise her 1 metre kare alan için 1 TL'dir. Buna göre böyle bir masanın bant maliyeti boya maliyetinden en çok kaç TL fazla olabilir? Şimdi yüzeyinin buradaki çevresine bant çekmenin maliyeti. O zaman buradaki çevreden bahsediyor. Çevremiz mesela yarıçapımız r ise çevresi 2 pi r gelecek. Ve bant çekmenin maliyeti her 1 metre uzunluk için 2 TL. Burada çevresini o zaman 2 ile çarptığımız zaman çevresine çekilen bantın maliyeti oldu. Masanın yüzeyini boyama maliyeti yani alından bahsediyor. Pi r karede de her 1 metre kare alan için 1 TL. Böyle bir masanın bant maliyeti boya maliyetinden en çok kaç TL fazla olabilir? Aradaki farkı sormuş. 2 pi r kare, 2 pi r çarpı şöyle diyelim. Burada 2 pi r çarpı 2'den pi r kareyi çıkartacağım. Bu aradaki maliyetin en çok olmasını istiyor. Burası 4 pi r eksi pi r kare. R'ye bağlı bir fonksiyon var şu an elimizde. Bu farkın en çok olabilmesi için de bu fonksiyonun r'ye göre türevini alıp 0'a eşitleyeceğiz. Buradan 4 pi, buradan da 2 pi r geldi. 0'a eşitlediğimiz zaman buradan 4 pi eşittir 2 pi r sadeleşti ve r değerimiz de buradan 2 oldu. En çok kaç TL olacak? Fonksiyonda r yerine 2 yazacağım. F 2 gelecek burası. R yerine 2 yazdım 8 pi, eksi r yerine 2 yazdım 4 pi. En fazla 4 pi olabiliyormuş. 8. sorumuza bakalım. Yukarıda bir kenarı x birim olan düzgün altıgen şeklindeki bir ayna gösterilmiş. Aynanın çevresini ahşap çerçeve yapmanın maliyeti her 1 metre uzunluk için 3 TL. Ayna maliyeti ise her 1 metre kare için 1 TL. Böyle bir aynanın çevre maliyeti ayna maliyetinin en fazla kaç TL pahalı olabilir? Aynı tarz soru yine. Burada mesela bir kenarı x birim olan bir düzgün altıgenden bahsediyor. Dolayısıyla çevresi nedir burada? 6x gelecek. 6x'te her bir uzunluk 3 TL. Ayna maliyeti ise demiş. Şimdi buradaki altıgenin de alanını alacağız. Altıgende de şöyle geliyordu. 6 tane eşkenar üçgen geliyordu. Bir tane eşkenar üçgenin alanı şöyle gelecek. A kare kök 3 yani buradaki bir kenar x olduğu için x kare kök 3 bölü 4. Buradaki bir tane eşkenar üçgenin alanı. 6 tane olduğu için de bunu 6 ile çarptığımız zaman eşkenar buradaki düzgün altıgenin alanını bulmuş olduk. Ve buradaki ayna maliyetinde 1 TL olduğunu söylüyor. Yine çevre maliyeti aynı maliyetinden en fazla kaç TL pahalı olabilir demiş. Bu aradaki farkı istiyor. X'e bağlı bir fonksiyon var elimizde. 18x. Burada sadeleştirdim 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2 geldi. Burası şöyle gelecek. 3 kök 3 bölü 2 x kare geldi. Şimdi yine fonksiyonun türevini alıp 0'a eşitleyeceğim. Burası 18 eksi. Burada da 3 kök 3 bölü 2 x kare türevini aldım 2x. 2'ler sadeleşti ve türevi 0'a eşitliyorum. 18 eşittir diyelim. Buradaki kısmı karşı tarafa alacağım. 2'ler gitti en son. 3 kök 3 x oldu. 3 ile 18 sadeleştirdik. 6. 6 eşittir kök 3 x. Kök 3'ü de 6'nın paydasına gönderirsek 6 kök 3 bölü x geldi. Burada da kök 3 ile genişlettiğimiz zaman cevabımız 2 kök 3 oldu. X değerimiz 2 kök 3. Aynanın çevre maliyeti. Burada ayna maliyetinden kaç TL pahalı olabilir? Bize yani yine aynı şekilde buradaki en baştaki ifadeyi soruyor. X yerine 2 kök 3 yazacağız. X yerine 2 kök 3 yazdım. Burası 18 çarpı 2'den 36 kök 3. Eksi 3 kök 3 bölü 2 çarpı. X yerine 2 kök 3 yazdım. Karesi dediği için 12 geldi. Buradan 6 oldu. 6 çarpı 3'ten de 18 kök 3. 36 kök 3'ten 18 kök 3'ü çıkarttık. Cevabımız 18 kök 3 geldi. Devam edelim. 9. sorumuzdayız.
yukarıda fx parabolü y eşittir 4 doğrusuna a noktasında teğettir demiş. Y eşittir 4 doğrusuna a noktasında teğet. Şimdi y eşittir 4 noktasına o zaman doğrusuna dediğine göre şöyle diyelim. Burada bir doğrumuz var. Y eşittir 4 doğrusuna a noktasında teğettir demiş. Buna göre f fonksiyonun ekstremum noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Şimdi fonksiyonumuz bu. Fonksiyon o zaman burada şöyle diyeceğiz. Buradaki noktada y eşittir 4 doğrusunun da eğimi 0 olduğu için buradaki noktada teğet. Yani türevini aldığımız zaman buradaki noktada türevini aldığımız zaman hatta buradaki tepe noktası a gelecek. Simetri ekseninden bulalım o zaman. Eksi 2'ye 4, 6 birim var. Tam ortasındaki nokta o zaman burası 3 birim olduğu için burası 1 geliyor. 3 birim, 3 birim. Buradaki 1 yani a noktası aslında buradaki değerimiz 1'e 4 noktasıymış. Ve bu parabol absisi 1 olan noktada fonksiyona teğet olduğu için 1 noktasındaki türevinin de eğimi burada 0 olduğu için 1 noktasındaki türevi de 0 gelecek. Bize f fonksiyonun ekstremum noktasının koordinatlar toplamı kaçtır diyor. Ekstremum noktası zaten buradaki değerimiz. Yani buradaki 1 noktasında türevi 0 olduğu için ekstremum noktası buradaki türevin 0 olduğu nokta olacak. Ve buradaki koordinatlar toplamını istemiş bizden. O da 1'e 4 bulduğumuza göre 1 ile 4'ün toplamından cevap 5 geldi. 10. soruda fx tüm reel sayılarda türevlenebilir azalan bir fonksiyondur demiş. Azalansa türevi 0'dan küçük. Fx fonksiyonun eğimi 0 olan herhangi bir teğet doğrusu yoktur demiş. Eğimi 0 olan herhangi bir teğet doğrusu yoktur. Buna göre eşitsizliğini sağlayan x'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi fonksiyon azalan olduğunu söyledi. Yani türevinin 0'dan küçük olduğunu söyledik. Dolayısıyla buradaki değerimiz negatif bir değer. Daha sonra buradaki ifademizde mesela köklerine baktığımız zaman burasını 0 yapan değer 2, burasını 0 yapan değer eksi 3. Fonksiyonun eğimi fx fonksiyonun eğimi 0 olan herhangi bir teğet doğrusu yok. Yani türevini şundan bahsediyor. Fonksiyonun türevinin 0 olan herhangi bir değer olmadığı için burada bir kök yok demektir. Dolayısıyla buradan 2 kökünü bulduk. Buradan eksi 3 kökünü bulduk. Tabloda o zaman burada eşitsizlik tablosu oluşturduğumuz zaman kökleri yerine yazıyorum. Eksi 3 ve 2 başka kök yok. Burada fx'in katsayısının negatif olduğunu sadece 0'dan küçük olduğunu yani burasının negatif olduğunu biliyoruz. Burada da x'in katsayısı negatif. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldiği için payda da zaten artı. Artının artıya bölümünden de buradaki eşitsizlik tablomuz artı ile başlayacak. Bunlar tek katlı köklerimiz artı, eksi, artı geldi. Küçüktür dediği için buradaki bölgeyi aldım. X'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş bize. Bu aralıktaki tam sayılarımız dahillik yok zaten. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 de aynı şekilde yok. Kaç farklı tam sayı değeri var dediği için buradan cevabımız 4 tane geldi. 11. soruda AB elemanıdır tam sayı olmak üzere fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Fx ve gx fonksiyonlarının ortak özelliği her ikisinin de artan olması. Yani f fonksiyonu da türevi 0'dan büyük, g fonksiyonu da türevi 0'dan büyükmüş. Buna göre a ile b toplamı en az kaçtır? Şimdi fonksiyonun fx fonksiyonu türevini aldığımız zaman 3x kare 0'dan büyük geldi. Aynı şekilde gx fonksiyonun türevini aldığımız zaman a eksi 2 çarpı 2x artı b eksi 3 olacak türevi. Bunun da aynı şekilde 0'dan büyükmüş. Buna göre a ile b toplamı en az kaçtır demiş. Buradaki değerlerimizden bahsediyoruz. Şimdi buradaki türevinin yani buradaki ifadenin 0'dan büyük olabilmesi için şöyle bir durum var. Mesela 3x kare 0'dan büyükse x kare 0'dan büyük. X değerimiz burada negatif bir değer de olabilir, pozitif bir değer de olabilir. Sonuçta karesini aldığı zaman her türlü zaten 0'dan büyük geliyor. Şimdi buradaki ifadede mesela ifadenin 0'dan büyük olabilmesi için b eksi 3 mesela buradaki değerimizin de pozitif olması lazım. Buradakisinin de aynı şekilde pozitif olması lazım ki toplamları 0'dan büyük gelsin. Bize en az değerini sormuş. Mesela ben buradaki ifadeye x değerimiz negatif veya x değerimiz pozitif olduğunu düşünürsek. A değerine mesela buradan 2 demiş olsam burası 0 gelir. X'in ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. A'yı 2 dersem buradaki toplam 0 yani buradaki değer 0 gelmiş olur. Pozitif olabilmesi için de B'ye de yazabileceğim tam sayı dediği için B'ye de mesela 4 yazarsam eğer 4 eksi 3'ten 1 gelir. 0 ile 1'in toplamı 1 olur ve buradaki değer bize 0'dan büyük gelmiş olur. O zaman burada yazabileceğim en küçük değerler için A değerini şu an 2 yazdım. B'ye de 4 yazdım ve toplamları da buradan en az 6 geldi. Bunun dışında ben buradaki değerin negatif olma ihtimalini düşünebileceğim için buradaki değerler artacaktı. Aynı şekilde B değeri de mesela 4 değil de en az değil de bir sonraki değeri versem 5 gelecek. Toplamları gittikçe artacak. O yüzden yazabileceğim burada 3 yazamayacağıma göre 0 0 olamaz.
Burada B'ye en az 4 yazdım. Buradan 1 geldi. Buradaki değerimiz de 0 yapmak için A'ya 2 yazdım. X'ten kurtulmak için en azından. Ve toplamları da buradan 2 ile 4'ün toplamı en az 6 geldi. 12. soruda ABC dik üçgeninin iki dik kenarının toplamının 6 olduğunu söyleyen bir öğretmen öğrencilerine alan ABC'nin alabileceği maksimum değeri soruyor. Şimdi iki dik kenar toplamının 6 olduğu için x artı x eksi x yazılmış. Burası alfa açısı. Sonra alan ABC'nin alabileceği maksimum değeri sormuş ve çözümü yapmaya çalışan Eray adındaki bir öğrenci yanlışlıkla bir dik kenar ile hipotenüs uzunluğu toplamını 6 alıp farklı bir cevaba ulaşmış bu şekilde. Eray'ın aldığı şekilde öğretmenin anlattığı şekillerdeki alfa ve alfa üstü açılarının farkı kaç derecedir? Şimdi burada mesela alanını alabilmemiz için yani alanın maksimum olabilmesi için burada alan nedir normalde? X çarpı 6 eksi x bölü 2 gelecek. Buradaki alanı en büyük olması için demişti. O zaman burasını düzenlersem 6x eksi x kare bölü 2 türevini alıp 0'a eşitleyeceğim. Buradan x değerini bulacağım. Türevini aldım 6 eksi 2x bölü 2 geldi. 0'a eşitledik. X değerimiz 3. O zaman burası 3, burası da 3 ise alfa açısı burada eşit ikizkenar üçgen geldiği için alfa açısı buradan 45 oldu. Eğer öğretmenin dediğinde de bu şekilde yaparsa burada yine aynı şekilde üçgenin alanını bulabilmesi için şöyle yapması lazım. Buradaki dik uzunluğu bulması gerekiyor. Bunun için de Pisagor kullanmak zorunda kalacak. Buradaki bir dik kenar ile hipotenüs uzunluğu toplamını 6 alıp farklı bir cevap buluyor. Şimdi buradaki y değerini dediğim gibi Pisagor'dan bulalım. X kare artı y kare eşittir. 6 eksi x'in karesi y kare eşittir. 6 eksi x'in karesi eksi x kare geldi. Düzenlersem burasını 36 eksi 12x artı x kare eksi x kareden gidecek ve bu kalacak. Y kare değerimiz bu. Y değerimiz ise kök içinde olacak 36 eksi 12x. Şimdi dik kenarlar çarpımı y değeri ile x değerinin çarpımını yine aynı şekilde yarısını alacağız. Yani x çarpı 36 eksi 12x'in çarpıp yarısını aldığımız zaman üçgenin alanını bulacak. Maksimum olması için de bunun türevini alıp 0'a eşitleyeceğiz. Şimdi şöyle diyelim, buradaki mesela x'i içeriye alsam 36x kare eksi 12x küp gelecek bölü 2. Türevini almamız için de kök içindeki ifadenin türevini aldığımız zaman 72x eksi 36x kare bölü 2 çarpı kök içindeki ifadenin aynısını yazıyoruz. Eşittir 0. Zaten direkt payı 0'a eşitlememiz yetiyor. 72x eksi 36x kare 0'a eşitse karşı tarafa aldım. Buradan x'ler birer tane sadeleşti. 72'ler 36'lar sadeleşti. X değerimiz de buradan 2 geldi. Buna göre x değerimiz 2 ise buradaki değerimiz 4 geldi. 6 eksi 2'den 4 geldi. Y değerimiz ise x yerine 2 yazarsak 24. Kök 12 oldu. Buradaki değerimiz ise kök 12 yani 2 kök 3 geldi. Buna göre alfa üssü açısı için şimdi buradaki açının karşısı 2. 90'ın karşısı 4, burası ise 2 kök 3. Yani buradaki açımız 30 ki 30'un gördüğün 2 katı 90'ın gördüğüne eşit. Burası da 60, 30'un gördüğünün kök 3 katı. O yüzden buradaki alfa üssü açımız 30 derece geliyor. Alfa açımız ise 45 derece geliyor. Aradaki farkı sorduğu için de cevabımız 15 derece geldi. 13. sorumuza bakalım. Fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi fonksiyonumuzun mesela buradaki türevlerinin sıfır olduğu noktaları bulmaya çalışalım. Hep çünkü onları göstermiş. Mesela türevini alsam 3x kare eksi 9 eşittir 0. Buradan 3 parantezinde x kare eksi 3 desem x değerimiz kök 3 ve eksi kök 3 değerlerinde türevi sıfıra eşitmiş. Yani f türev kök 3 sıfıra eşit. Aynı şekilde f türev eksi kök 3 sıfıra eşit. Türevini aldığımdaki kökler bunlar. Buna göre şimdi kök 3 ve eksi kök 3 değerlerinde eğimin burada teğetine alınan doğrunun eğiminin 0 olması lazım. Mesela buradaki değerde burası kök 3 olabilir. Kök 3 noktasındaki teğet alınmış ve eğim 0. Aynı şekilde burası eksi kök 3 olur. Bu şık olabilir. Buraya baktığımız zaman ise şimdi bu noktalarda eğimler 0 olacak dedik. Ve bize mesela burası kök 3 olabilir. Buradaki değerimizde ise şimdi yine aynı şekilde buradaki değer de olabilir. Bir de şunu kontrol edebiliriz aslında. Bize verdiği mesela ifadede kök 3 buradaki köklerimizi yerine yazdığımız zaman da fonksiyonun aldığı değerin pozitif ve negatif olduğunu kontrol edebiliriz. Mesela fx ifadesine x yerine kök 3 yazarsam kök 3'ün küpünden 3 kök 3 oldu. Eksi 9 kök 3 eksi 1. Buranın eksi 6 kök 3 eksi 1 geldi. Ve buradaki değerimiz negatif bir sayı. Yani ben kök 3 yazdığım zaman değerimiz negatif bir sayı olacakmış y değeri. Kök 3 yazdığım zaman mesela buradaki değer pozitif bir değer. Hani eğimin dışında bir de aldığı değere baktığımız zaman kök 3 yazdığımız zaman negatif olması gerekiyor. A şıkkı direkt gitti.
Kök 3 yazdığımız zaman pozitif gelmiş. B şıkkı da gitti. Kök 3 yazdığımız zaman mesela buradaki değerimiz negatif. Buradaki eğimin de yine aynı şekilde bize göstermemiş ama sıfır değeri de burada yine aynı şekilde gelecek. Sonuçta buradaki tepe noktasında yine aynı şekilde eğim burada sıfır olacak. Kök 3, burası da eksi kök 3 olabilir. Kök 3'ün olduğu yerde negatif değerli gelecekti. D şıkkı da yanlış. Kök 3'ün olduğu yerde zaten ikisi de pozitif değil. Biri negatif değer, biri pozitif değer. E şıkkı da zaten yanlış. O zaman doğru olan cevabımız hem kök 3'ün değeri negatif hem de eğimi burada sıfır olan hem pozitif hem de negatif değerimiz var. O yüzden de cevabımız C şıkkı kalıyor. 14. soruda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi şöyle desek, fonksiyonumuz mesela sıfır eşleyip burada grafiğini oluşturmaya çalışsak. Bir x yerine 1 yazdığımız zaman 0. Yani 1 kök, 4 aynı şekilde kök, eksi 3 de kök ama eksi 3 de karesi geldiği için teğet olmuş. Çift katlı kök var orada. Şöyle burada bir eksi 3 var. 1 noktasında kesecek, 4 noktasında kesecek. Bunların katsayıları pozitif, çarpımları da pozitif olduğu için o zaman sağ tarafta pozitif taraftan gelecek. Dediğim gibi eksi 3'te de teğet olacak. Sağ taraftan geldi, 4'te kesecek, 1'de kesecek. Bu şekilde geldi, eksi 3 noktasında teğet olacağı için bu şekilde geçecek. Şöyle tam teğet gelmesi lazım. Eksi 3 noktasında. 1'de kesti, 4'te kesti. X'e 0 yazdığımız zaman da mesela buradaki Y değerini bulabiliriz. Şimdi bizim şıkları burada inceleyelim. 5 noktasındaki türev demiş. Şimdi 5 noktası buraya karşılık geldiği için 5 noktasındaki grafiğin olduğu yerde teğet aldığımız zaman buradaki teğet sağ tarafa yatık olduğu için eğimi pozitif oldu. 1 noktasındaki demiş. 1 noktasında yine aynı şekilde bu eğrinin teğetini aldığım zaman bu teğet sol tarafa yatık olduğu için eğim negatif. Çarpımları sıfırdan küçük. A şıkkı doğru. Eksi 3 noktasındaki türev sıfırdır demiş. Evet, eksi 3 noktasında burada teğet olduğu için direkt buradaki eğim sıfıra eşit. Dolayısıyla eksi 3 noktasındaki türev sıfır. Eksi 4 noktasındaki türev. Şimdi eksi 4 burada. Eksi 4 noktasına karşılık gelen grafiğin teğetini aldım. Sol tarafı yatık olduğu için buradaki değerimiz yine sıfırdan küçük. C şıkkı da doğru. 5 noktasındaki türev için pozitif demiştik. 6 noktasındaki türev de yine aynı şekilde buradaki değerimiz. Ve şöyle bir durum var. Burası teğetleri, yani türevleri sıfırdan büyük olması demek. Burada artan olması demek. Dolayısıyla ben buradaki ifadenin teğetini buradaki değerimizi aldığımız zaman artan olduğu için f türev 6 da pozitif ve buradaki değerden büyük. Eksi 1 noktasındaki türevine baktığımız zaman, şimdi eksi 1 şurada. Eksi 1'deki eğrinin teğetini aldığım zaman sağ tarafı yatık. Türevi sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Burada küçük aldığı için yanlış. Ve cevabımız da E şıkkı bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, böylece karma test 3'ü de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.